13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakan Koca koronavirüsünde son vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldığını, 343 yeni tanı olduğunu, 7 hastanın kaybettiğini, biri KOA hastası olduğunu, 6'sı ileri yaşta olduğunu vurguladı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz ifadelerini kullandı. Koca son açıklamasında ise Avrupa'dan koronavirüsten bugüne kadar 26 Türk hayatını kaybettiğini de belirtti. Mubaz Mal son 10 gündür açlık grevinde. Parmeli grubu sözcüsü Fidan Gülüvey'e yaptığı açıklamada Gülüvey'e Mubaz Mavsov sağlığının kritik olduğunu ve zayıf bir durumda olduğunu, avukatların Mavsov'un serbest bırakılması için çalışmaya devam etmekte olduğunu belirtti. Sunucu Zor Bekleşeyev 15 Mart'ta Türkiye'de gözaltına alınan ve tutuklanan bir Azerbaycanlı iş adamı Mubaz Mavsov hakkında sosyal medyada paylaştı. Mubaz Mavsov'u şahsen tanımıyorum ancak yıllar geçtikçe stüdyomuza ihtiyacı olan birçok hasta çocuğa büyük destek oldu. Bunu asla unutmayacağım. Mubaz Mavsov, Tanrı iyi işlerinizi kutsasın. Tanrı sizi yakında sevdiklerinize tekrar bir araya getirsin. Amin ifadelerini paylaştı. Yunanistan sınırında acımasızca saldırı oldu. Edirne'de göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Pazarkule sınır kapısındaki bekleyişleri 27. gününde devam ederken Yunan güvenlik güçlerinin geçişleri engellemek için düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 3 kişi yaşamını yitirdi. 236 göçmen de yaralandı. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunan güvenlik güçlerinin çok acımasız davrandığını belirterek, halen hastanemize tedavisi süren 7 yaralı mevcut olup müdahale sonrasında 236 yaralının bakımı yapıldığını belirtti. O atılan gazlar sonrası çadırlardaki göçmenler çocuklarını bulamıyorlar. O çocukları bulan sağlık görevlileri müdahale edip oksijen veriyorlar. Daha sonra aileleriyle eşleştirmeler yapıyoruz. O çocukların anne ve babalarını gördüklerindeki tablo çok duygusal oluyor ifadelerini belirtti. Şiirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak ve barınak imha edildi. Şiirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pervare ilçesinde Doğanca Köyü kırsalında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran operasyonu düzenledi. Bölgede arazide arama yapan ekipler 5 sığınak ve barınak tespit etti. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramada teröristlerin kullandığı tıbbi malzemelerin yanı sıra el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 85 fünye, saniyeli fitil, 2 alıcı verici düzeneği, 11 elektronik devre, yaylı patlayıcı düzeneği, saat, piknik tüpü, kablo, pil blokları, kaleşkinlik mühimmatı ile örgüt mensuplarına ait çok sayıda mühtelif gıda, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Deli niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındığını da belirtti. Koronavirüsün en çok etkilenen 12 bölgede tespit edildi. Çalışma Grubu Başkanı Ekonomi Bakanı Mikail Jabri mevcut durumda ulusal ekonomiyi etkileyen bir dizi faktörün olduğunu söyledi. Mevcut durumda bakan ekonomik büyümenin ve istikrarın kilit alanları da dahil olmak üzere pandemiden en çok etkilenen alanları belirlemek ve ülkenin ekonomik ve finansal iktidarını güçlendirmek için devlet tarafından atılacak adımları netleştirmek için yoğun ve kapsamlı bir şekilde çalışacaktır ifadelerini vurguladı. Turizm, konaklama, ikram, eğlence, ulaşım, ticaret ve benzeri ilk aşamada en çok etkilenenlerdir. Toplamda yaklaşık 12 faaliyet alanı tanımlanmıştır. Bakan ayrıca Ekonomi Bakanlığı'nın tüm yapılarını ticari kuruluşlar, orta ve büyük ölçekli işletmeler, girişimcilerin kamu dernekleri ve uzman derneklerle toplantılar yaptığını söyledi. Toplantıda çalışma grubu üyelerine etkilenen alanları belirlemek için gerekli kriterler ve 3 gün içinde uygulanacak birleşik bir yaklaşım önerileri hazırlamaları talimatı verildi. Çalışma grubu üyelerinin Maliye, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanları, Tarım, Kültür, Enerji, Ulaşım, İletişim ve Yüksek Teknolojiler, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar, Gıda Güvenliği Ajansı, Devlet Turizm Ajansı, Devlet Gümrük Komitesi, devleti içerdiği belirtilmelidir. İstatistik Komitesi, Merkez Bakanlığı ve diğer merkezi yürütme organlarının başkanları ile girişimcilerin kamu derneklerini temsilcilerini içerir. Kırçıoğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'ün koronavirüse yakalandı. 2019 yılında Ankara'daki şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan inek hırsızı Osman Sarıgül'ün koronavirüse yakalandığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'daki şehit cenaze töreni esnasında yumruk atan adam
İnek hırsızı Osman Sarıgün'ün koronavirüse yakalandı. Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs vakalarında her gün yeni bir artış yaşanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son yapılan açıklamada vaka sayısı 947 olurken hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 30'a yükseldiğini belirtti. 21 Nisan 2019 tarihinde Ankara'daki bir şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.